Herkese merhabalar. LGS 2025 yolculuğumuzda sizlerle birlikte inkılap tarihinde ikinci videomuza başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Mavi Gözlü Çocuk Mustafa. Mustafa Kemal Hattürk. Harikasın. Mustafa Kemal Türk'ün hayat hikayesini öğreneceğiz arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal Türk Selanik'te doğacak. Ardından orada Mahalle bir Şemsi Efendi bir, ardından Rüştü'ye gidecek ortaokul. Sonrasında Manastır'da askeri idadeye gidecek. LGS var mı hocam o Mustafa zamanda? Kemal Türk'ün zamanında LGS yok. Ancak Mustafa Kemal Türk çok idealist bir insan. Mustafa isminin zaten doğduğunu annesi babası veriyor. Ama sonradan Kemal ismini ve daha sonrasındaki Atatürk soy ismini ona başkaları, Türk milleti hediye edecek. Burada çok önemli Tonguç evladım benim. İstanbul'da da aynı zamanda üniversite eğitimi alacak. Ve Mustafa Kemal Atatürk tam bir idealist. Yani babası ona bir kılıç hediye etmiş. Onu da yatağının başına asmış Mustafa Kemal Atatürk. Annesi diyor ki, oğlum diyor, bence diyor, mülkiyer işçisine git. Orada daha çok para kazanırsın. Orada daha güzel bir gelecek seni bekler diyor. Ama Mustafa Kemal Atatürk, yani mavi gözlü çocuk Mustafa diyor ki... ''Anne ben asker olarak doğdum, asker olarak öleceğim.'' diyor ve gerçekten de Türk milleti için farklı farklı cephelerde... ...Çanakkale cephesinde, Kafkas cephesinde, Suriye Filistin cephesinde, Sakarya cephesinde... ...Sakarya Zaferi sırasında büyük taarruza farklı farklı cephelerde mücadele ediyor bir kahraman asker olarak vefat ediyor. İşte biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunda ve gençliğinde aldığı eğitim yıllarına bakacağız. Onun okuduğu okulları göreceğiz ve Selanik'in yapısına bakacağız. Sosyal yapısı, yani toplumsal yapısına bakacağız. Çok uluslu bir yapısı var. Kültürel yapısına, dini yapısına bakacağız. Bunların her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz ve hedefimiz LGS inkılap tarihinde ne yapmak tanımlamını. Tüm soruları doğru yapmak. Harikasın. LGS 2024'te zaten Öğrencilerimizin birçoğu inkılap tarihinde tüm soruları doğru yapmıştı. Sizler de bu sene 2025'te tüm soruları inşallah doğru yapacaksınız, full yapacaksınız diyelim. Bunun için zaten Milletin Bakanlığı bize öğrenme çıktıları yani kazanımlar veriyor. Kazanımlarda çok güzel bir vurgu yapmış. Demiş ki Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşma çıkarımlarda bulunur. Bak kişilik kelimesinin altını çiziyorum. Yani Mustafa Kemal Türk'ün vatanseverliği, idealistliği, kahramanlığı, çok gönüllü buna benzer kavramları bilmemiz gerekecek. Yoksa Mustafa Kemal işte hangi okulda okudu? Sonra bu okuldan sonra hangi okula geçti? İşte 1886 hangi okulu bitirdi? Manastır Askeri İdadesi hangi şehirdedir? böyle bilgiye dayalı sorular gelmiyor. Atatürk'ün okulduğu okulları sırasıyla bilelim mi hocam? Genel kültür açısından bil. Atatürk'ün okuduğu okulları genel kültür açısından bil. Ama LGS'de sıralı olarak söyleyiniz şeklinde bir soru gelmiyor. Burada bazı anahtar kavramlar var. Bunları da çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Balkanların neresi olduğunu öğreneceğiz. Balkanlar biliyorsun günümüzde Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Yunanistan'ın bulunduğu kısım bizim e, batımıza yer alıyor. Mustafa Kemal Türk zamanında da Balkanlar bir Türk yurdu. Sonradan onları Balkan savaşlarında kaybediyoruz ya da kozmopolit kavramını öğreneceğiz. Yani farklı farklı ulusların, farklı farklı milletlerin bir arada yaşaması. Bak burada görüyor musun? Bak, bir Hristiyan var, bir Müslüman var, bir Musevi var. Farklı farklı dinlerde, dillerde, kültürlerde insanlar bir arada yaşıyorsa orası kozmopolit oluyor. Bu kavramları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım arkamıza yaslanalım. Ama öncesi şu duyurumuz yapmak istiyorum dersimize başlamadan önce. Tonguç Kap'ta birinci sezon başladı. Artık Tonguç Aydemi.com'a gidip mutlaka sen de takımını belirlemiş olman lazım. Bilge Baykuş ya da Hızlı Çıtalar. Tats uygulamasını indirdim hocam. Harikasın. Tats uygulamasını indirip hemen takımımızı e, ödevlerini girmeye başlamamız lazım. İlk başta takımımızı Tonguç Akademi.com'dan belirliyoruz. Burada şu çok önemli. Şu anda izlediğiniz videonun olduğu kanal. Yani LGS kanalımıza zaten abonesiniz. Abone olmadıysanız mutlaka olun arkadaşlar. Sonrasında dersimizin sonunda yani bu konuları size güzel güzel anlattıktan sonra. Hızlı bir şekilde güzel bir şekilde öğrendikten sonra. Sizlere meydan okuma testi vereceğiz. Bu testi ücretsiz bir şekilde çözeceksiniz. Bu testin sorularını TAS uygulamasına girdiğinizde ve size Tonguç Kap'ta verdiğimiz sıfırdan sekiz hazırlık setinden ve Dinamo setinden, Dinamo İnkılap tarihinin bulunduğu Dinamo setinden ödevler verdiğimizde güzel güzel ödevlerini samladığınızda ve onları da TAS uygulamasına girdiğinizde hem LGS'de çok büyük netlere ulaşacaksınız. Hem hayallerinizdeki liseyi kazanacaksınız. Hem de çok güzel hediyelerimiz var. Onları da zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım Ozan. Şimdi arkamıza yaslanalım emniyet kemerlerimize bağlayalım ve hep beraber bu konumuzu öğrenelim. Evet arkadaşlar tekrar stüdyolarımızdayız. Burada Mustafa Kemal Türk Selanik'te doğuyor. Selanik şu anda Yunanistan'da ama eskiden bir Türk yurduydu. Eskiden Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeydi. Mustafa Kemal orada doğduktan sonra mahalle mektebinde, Şemsi Efendi mektebinde, sonra mülkiye Rüştiyesinde askeri rüşdiyede okuyacak. Ardından bu günümüzde Makedonya'da bulunan Manastır'da askeri idarede okuyacak. Sonrasında üniversite eğitimi içinde İstanbul'da Harp Okulu ve Harp Akademisi'nde okuyacak. Ardından da Şam'da yani Suriye'de ilk askeri görevine başlayacak. Birçok cephede farklı farklı yerlerde başarılar elde edecek. Burada bunları geleceksin birazdan ama şu çok önemli. Batıya erken açılan kent Selanik. Selanik gerçekten Balkanlarda yer alıyor. Hatta burada kavramlarda da Balkanlar kavramını bilmemiz lazım. Niye? Şimdi burası Anadolu. Şurası Trakya. Balkanlar batıya açılan kapımız. Biliyorsun Osmanlı Devleti Bilecik'te Söğüt'te başladı. Balkanlara doğru fetihler yaptı. Doğuda ilk başta fetihler yapmadı. İşte Balkanlar'da Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi yerler bizde yüzyıllarca bizim toprağımız olmuş. Ve Selanik'te batıya açılan bir kapımız. Sosyal, çok uluslu bir yapısı var. Yani çok fazla millet bir arada yaşadığı için sosyal yapısı çok uluslu. Kültürel olarak farklı türde okullar, gazete ve dergiler var. Yani sana soruda diyebilir ki Selanik'te farklı türde okullar bir aradaydı. Bu okulların farklı olduğu gibi farklı gazete ve dergiler de çıkıyor. Dediği zaman sen bu Selanik'in hangi özelliğiyle alakalı diyeceksin? Kültürel harikası mükemmelsin. İşte Selanik'te farklı inançlar bir aradaydı. Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar bir arada yaşıyordu dediği zaman bu Selanik'in hangi özelliğiyle alakalı Tonguç'erim benim? Dini muhteşemsin. Çok güzel okuyorsun. Ben de sana işaret. ...diyorum harikasın... ...işte Selanik'te e, ticaret çok canlıydı... ...Ege Denizi'nin açılan bir liman kentiydi... ...ve Selanik'te insanlar... ...ticarette uğraşıp para kazanıyorlardı... ...burada Selanik'in neyinden bahsediyor Tonguç Eladim? Ekonomik... ...mükemmel harikası Tonguç'um süper gidiyorsun... Selanik'te kışlaların olduğu karargah merkeziydi, ordugah merkeziydi. Yani kışla ve karargah merkezi gibi kelimeler kullanıyorsa, asker kelimesini kullanıyorsa Selanik'in hangi özelliğinden bahsediyor Tonguç Elal benim? Askeri. Mükemmelsin askeri. Gerçekten harikasın okuma yazmayı çok öğrenmişsin. <laughs> Şaka bir yana bunlar aynen soru olarak geliyor. O yüzden seninle beraber tekrar diyoruz. Çok güzel oldu Tonguç'um. Bir de önemli merkezlere kara ve demir yolu bağlantısı var dediğimizde bu da Selanik'in ulaşım açısından özelliklerini anlatıyor diyeceğiz. Şimdi bir de Selanik'tekiler Fransa ihtilaline Fransız kalmıyor. Fransız ihtilali neydi sonuç olarak Fransız benim? ihtilalini unuttum hocam. Sıkıntı yok hemen söylüyorum. Fransız ihtilali esasında Avrupa'da Fransa'da başlıyordu. Kralları tahttan indirip e, kendi halk yönetmek istiyordu. Fakat burada Fransa'da başlayan ihtilal Tüm ülkelere yayılmış ve işte adalet, eşitlik, milliyetçilik isyanları çıkmıştı. Osmanlı Devleti'nin içerisinde sadece Türkler yoktu biliyorsun. İşte e, şöyle anlatayım. Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, Sırplar var, Bulgarlar var, Romenler var, Araplar var. Farklı farklı milletler var. Fransa itilali sonrasında milliyetçilik isyanları çıkınca... ...işte Sırplar biz Sırbız diye Rumlar biz Rumuz diye ...Bulgarlar ayrıldı, Romenler ayrıldı, Araplar ayrıldı, farklı farklı milletler ayrılınca... Osmanlı Devleti de dağılmaya başladı. Selanik'te bunun en güzel örneklerinden biri olacak. Selanik'te de böyle hep ayrılıkçı durumlar olacak. Musa Kemal Atatürk de bunu çok iyi gözlemleyecek. Sonradan diyecek ki madem sizler ben Sırpım, ben Bulgarım diye ayrılıyorsunuz biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarız diyecek ve Türkiye Devleti'ni kuracak. Şimdi buradaki anahtar kavramların üzerinden de hızlıca geçelim. Bunlar önemli. Sonrasında konumuzu güzel bir şekilde bitirelim. Şimdi Balkanların neresi olduğunu öğrendik. Demek ki Balkanlar neresiymiş Tonguç Elad'ın Bulgaristan, Yunanistan, Romanya. Harikasın. Günümüzde Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın, Romanya'nın, Makedonya'nın, Sırbistan'ın yer aldığı yer. Yani Türkiye'nin kuzey batısına yer alan kısmı biz Balkanlar diyoruz. Balkanlar'da bizim çok değerli topraklarımız vardı. Balkan savaşlarında bunları kaybettik. Fakat şu da önemli. Hala orada Balkan Türkleri var. Birçoğu göç etmek zorunda kaldı. Fakat biz Balkanlarda Manastır'da, Selanik'te veyahut da işte Kosova'da gittiğimiz hala eski bize ait mimari eserler görebiliyoruz. Kozmopolit farklı farklı milletlerin bir arada yaşaması bir arada olması demiştik. Selanik kozmopolitti. Diplomasi devletler arası bu iletişimde kullanılan işte anlaşmalar, sözleşmeler bunların her bir ile alakalı. Mesela diyelim ki Türkiye ile Yunanistan arası bir anlaşma yapıldıysa bu diplomatik bir olay ve diplomasi ilgilendiren bir şey. Eğitim hayatıyla alakalı zaten sen de ben şu de anda Ben eğitim askeriyim evet, hocam. Sen de bir eğitim askerisin. Doğru söylüyorsun. E, eğitim neferisin. Tebrik ediyorum seni. Mülkiye, maliye ile alakalı, parayla alakalı. ...Rüştü'ye ortaokul demek, idadi lise demek. İhtilal devrim anlamına geliyor yani köklü değişim anlamına geliyor. Kapitülasyon yabancılara verdiğimiz ticari imtiyazlar, hukuki imtiyazlar, ayrıcalıklar da sonradan başımıza bela alıyor. Milliyetçilik isyanlarını söyledik işte Sırplar ben Sırbım, Bulgarlar ben Bulgarım, Rumlar ben Rumum diye isyan ediyor. Biz de Türk'üz diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyoruz. Modernleşme de zaten önemli bir kavram. Mustafa Kemal Türk Batı'da, Batı'ya açılan kapıda Selanik'te okuduğu için İstanbul'da başkente farklı farklı kültürleri bir arada gördüğü için ve birçok olayı Manastır'da, Bulgaristan'da, Selanik'te, İstanbul'da gözlemlediği için esasında modernleşmenin önemini de anlayacak ve modern güzel bir cumhuriyet kurmak isteyecek. de bunların her biri ilk başta şu anda zihninde bir fikir olarak oluşuyor. Gelelim Musa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullara. Şimdi burada Mahalle Mektebi, Ardahan Şemsi Efendi Mektebi, Mülkiye Rüştiyesi, Askeri Rüştiye, Askeri İdadi yani Askeri Lise, Harp Okulu ve Harp Akademisi var. Bunların sırasını asla LGS'de sana sormazlar. Sen genel kültür olarak bilmelisin ama. Burada şu çok önemli. Sana LGS'ne hiç sorabilirler. Osmanlı'da Eğitim sisteminde birlik yok. Yani bir yerli okullar var askeri okullar, bat tarz okullar, meslek okulları, medreseler. Medrese nedir hocam? Medrese esasında dini okul. Yani eskiden medreselerden Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler, Pir Sultan Abdallar yetişmiş. Çok değerli okullar bunlar. Ama sonradan biraz bozulacak. Hatta o yüzden medreseler kapatılıyor. Mustafa Kemal Türk 3 Mart 1924'te kapatacak. Fakat burada askeri okullar, bat tarz okullar, meslek okulları ve medreseler yerli okullar. Yani devlete bağlı. Bir de yabancı okulları var. Bunlar da azınlık okulları ve yabancı devlet okulları. Azınlık okulları biraz sıkıntılı. Azıyorlar mı hocam? Evet azıyorlar, kuduruyorlar. Ne yapıyorlar? biliyor musun? Gidip böyle isyanlar çıkarıyorlar. İşte devleti bölmeye yönelik isyanlar çıkarıyorlar. Hatta Mustafa Kemal Türk de bunları sonradan belli bir kontrol altına alınması gerektiğini söyleyecek. Şimdi burada dolayısıyla bunlar isyan çıkarıyor. Bunlar farklı tarz eğitim alıyor. Askeri okullar gerçekte iyi. Ama medreselerde birazcık farklı eğitimler var. Yani sıkıntılı eğitimle birlik yok. Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar var. Eğitim devletin kontrolünden çıkmış. Mustafa Kemal Türk de bu yüzden 3 Mart 1924'te eğitim birliği yapacak. Tevhidi tedrisat yapacak ve bu dağınık sistemi kaldırıp Milli Eğitim bağlı hale getirecek bütün okulları. Bu 2021 LGS'de Osmanlı Eğitim Birliği'nin olmadığı çıktı bunu soruyorlar. Ama bunu da zaten sana Osmanlı Eğitim Birliği var mı yok mu diye demiyor. Diyor ki Osmanlı'da diyor yerli okullar var diyor. Yerli okullar için askeri okullar, bat okullar, meslek okulları, medreseler, yabancı okullarda azınlık okulları, yabancı okulları vardı. İşte herkes farklı fikir ve anlayıştaydı. Buradan ne sonuç çıkardı? Seçeneklerde sen Buradan eğitim birliğinin olmadığı sonucuna ulaşman gerekiyor. Şimdi Mustafa Kemal ilk başta mahalle mektebine gidecek. Annesi istiyor buraya gitmesini. Fakat babası onun batı tarzı okul olan Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini isteyecek. Burası daha modern bir okul. Sonrası annesi yine müdahale edecek. Diyecek annesi sivil mülkiyeye git. Yani mülkiye rüşvesine git. Sivil bir ortaokul. Burada işte maliyeci olursun, para kazanırsın, muhasebeci olursun oğlum diyecek. Fakat az önce söylediğimiz gibi Mustafa Kemal Atatürk idealist olduğu için diyecek ki ben... Askeri rüşteye gidelim diyecek ve kendi isteğiyle gizlice gidecek. Orada da Kemal ismini alacak. Sonrasında da şu anki günümüze Makedonya'da yer alan Manastır'da askeri liseye gidecek. Orada edebiyat ve tarihe ilgi duyacak. Milliyetçilik yönü gelişecek. İstanbul Harp Okulu'nda da Fransızcasını ilerleterek teğmen olacak. Burası da önemli. Fransızcasını geliştirmek için özel ders alacak. Ve İstanbul biliyorsun başkentimiz. Hayır hocam başkentimiz evet, Ankara. şu anki başkentimiz Ankara ama o zaman Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'du. Başkent olduğu için siyasi gündemi de çok rahat takip edecek. İstanbul Harp Akademisi'nde vatan, millet ve Türklü fikirleri olgunlaşacak. El yazısı gazete çıkaracak ve burada da kurmay yüzbaşı olacak. Şimdi burada hangi okulda ne oldu? Hangi okulda Kemal ismini aldı? Hangi... Bunlar önemli değil. Burada önemli olan sorular tam anlamıyla esasında yoruma dayalı ve kişilik özellikleriyle alakalı olan. Biz de zaten bu hemen şurada göstereyim. Bak Dinamo İnkılap Tarihi kitabımız birçok soruyu yakaladı her sene. Bu sene de güncellenmiş halinde birçok soruyu yakalayacak. Bak burada Mavi Göz Çocuk Mustafa ile alakalı hemen gösteriyorum. Sayfa 19'a başlıyor. Test 4 ile başlıyor. Burada bak Selanik'in durumu. Bak bu parçanın çıkarak Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Ya da Mustafa Kemal üzerinden neye ulaşabilir? Hangisi söylenebilir? İşte Selanik şehrinin kültürel yapısı nedir? Hep böyle yoruma dayalı sorular. Yoksa hangi lisede kaç yılında okudu? Hangi yılında ne yaptı? Bu şekilde sorular gelmiyor. Burada Mavi Göz Çocuk Mustafa 1 ve 2 testlerini çözmeni istiyorum Tonguç Şelaniye'nin. Hadi bakalım o zaman şimdi ödülü sorumuzu yapmadan önce meydan okuma testini çözelim. Ardından da ödülü sorumuzu yorumlara yazalım. Hepinize şimdiden LGS yolculuğunuza başarılar diliyoruz. Bir kahraman doğuyor, alnı açık, başı dik. Avrupa'ya açılan kapı Osmanlı'da Selanik Sanayi devrimi ve ihtilal Osmanlı'nın başına dert Azınlıklar isyan ediyor kışkırtıyor Avrupalı namert Milliyetçilik olmuş bela Osmanlı devleti çöküşle Türk devleti çıkmış yola yine milliyetçilik sayesinde Osmanlı artık açık pazar Selanik'te parlak ticaret Her kültür var azar azar bir çağdaş zengin bir kent. Osmanlı dağılmasın diye Osmanlıcılık ve İslamcılık. Osmanlı ayağa kalksın diye Türkçülük ve batıcılık. Destek görmüş Türkçülük akımı edebiyattan siyasete. Atatürk benimseyince bu akıma Türkiye kuruldu bu sayede. <laughs>